Alo, çabuk söyle, yoldayım şu anda. Faraz, annem akşam bir şey yememişti ve sabah da yemedi. Eğer sen gelir söylersen belki kahvaltı eder. Tamam da bana bunu niye evde söylemedin ki? Sen gitmedin mi? Samin beni aradı. Sen kahvaltını yapmıyor musun? Bu haldeyken nasıl gidebilirim, söyler misin? Ya, seni arayıp buraya çağırıyor ama o da seninle gelse incileri mi dökülürdü? Anne, ben ona gelme dedim. Annemi yemek yemeye sadece ben ikna ederim dedim. Hadi kahvaltını yap. Hemen yap, yoksa... Yoksa ne? Beni tehdit etmeye mi başladın? Anne, tehdit etmiyorum. Sadece eğer seni kırdıysam senden özür dilemek için geldim. Affet beni. Lütfen affet. Lütfen. Biliyorum. Sen de bir şey yemedin. Sen yersen ben de yerim. Bir şey soracağım. Söylediklerin doğru muydu? Anne, bunu boş ver artık. Söylesene. Şimdi bunu öğrensen ne olacak? Ne fark eder ki, olan olmuş zaten. Bırak bunları da yemeğini ye. Hadi ye şunları. Faraz Bey, bakın hanımefendi sizi ne kadar da seviyor. Dediğinizi hemen kabul etti. Yani biraz da bana destek olsanız. Niye? Hanımefendiye söyleyin de maaşımı artırsın. Hayat çok pahalı. Artık yaşamak çok zor, inanın bana. İnsanların her şeyi varken hayat pahalı demelerinden nefret ediyorum. Senin maaşın zaten çok iyi. Anne, Nesin doğru söylüyor. Maaşını biraz arttır artık. Oğlum maaşla ilgisi yok. Kıyafet alıyor, her gün yemek yiyor. Çocuklarına da yemek gönderiyorum. Ah hanımefendi, ben doğru söylüyorum. Her şey çok pahalandı. Maaşım artık hiçbir şeye yetmiyor. Nesrin, şimdi bu konuyu uzatma. Başka zaman bakarız. Tamam. Hadi kahvaltını yap. Bak, bunlar soğumuş. Nesin, ısıtır mısın? Baksana, buz gibi olmuşlar. Tamam, ısıtırım. Buna bak. Anne. Bunları Samin sabah getirdi. Anne, çay da soğumuş. Bari onu içseydin. Tamam. Anne, böyle yapma ne olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.